Samsun Çarşambalıyız biz. Babam ben bebekken rahmetli olmuş. Annem de 3 yaşında, 4 yaşında falan bizi terk etmiş. Yazıkla. Sen o büfede ne satıyorsun? Abla dökme şu kabukları yere. Şşş, en önemli sahne bu. Bebek kimden onu öğreneceğiz şimdi. Aman abla ya. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Gerçek hayatta böyle şeyler oluyor mu ki? Ha? Hmm. Olur hem ben nasıl olur? Hayır. Aa, ne oluyor be? Hayır, aç. Aa, hayır, dur. Ayşe? Ay, ödüm koptu. Çok özür dilerim. Herkes burada mı? Acil bir durum var çünkü. Ne oldu? Ne oldu? Evi boşaltıyoruz. Aa. Senin Umay'la bu evde olmaman lazım. Tamam. Vakit geldi mi? Güzel ola. Sen burada kalabilirsin. Ama her şeyi toplamamız lazım. Tamam. Kızım dur. Ne toplaması? Neyi topluyorsunuz? Ne diyorsun sen? Mahir neyin vakti geldi? Biriniz bir şey söylesin bana. Hala vakit yok. O yüzden şöyle söyleyeceğim. Umut Ceren Gümüşay'ı bu eve getiriyor. O yüzden yardım edeceksen et. Yok etmem diyorsan senden meyhaneye gitmeyi rica edeceğiz. Tamam peki ben nasıl yardım edebilirim? Yani şu fotoğrafları kaldırmamız lazım. Çocukluk fotoğrafları kalsın ama bizim olduklarımız falan kaldıralım. Tamam. Ne yapıyorsunuz siz? İzin vermem ben böyle bir şeye. Ne yapıyorsunuz? Hala senden izin falan istemiyoruz. Operasyon başladı. Yoldalar, geliyorlar. Halacığım lütfen. Tamam mı her şey? Tamam, evet. Tamam, hala emin misin? Baktın mı? Evet. Ay bu ne? Şunları da koyacağım. Bir yardım et bana şunlara. O kadar çok fotoğraf var ki. Hah şurada şöyle. Mahir şeyden çıkalım. Arka kapıdan tamam, çıkalım. Tamam. Hadi. Halacığım yalvarıyorum. Kalkar mısın artık? Bana bak. Kaç yaşında kadınım ben. O katilin kızı buraya gelecek diye film çevirecek halim yok herhalde. Ayrıca unuttuğunuz bir şey var. Bu ev benim evim. İçeride yatan da benim abim. Ben izin vermediğim sürece o katilin kızı şu eşikten serçe parmağını bile sokamaz. O kadar. Abla. Niye zili çalıyorsun? Anahtarın yok mu? Yok, anahtarım var da ne bileyim. Herhalde birilerinin bana kapıyı açması hoşuma gidiyor. Ama haklısın. Seni de daha fazla bekledim mi? Hoş geldin. Hoş geldin Umut'cum. Kusura bakma yetişemedim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aç mısınız? Sen misafir gelecek deyince Umut'cum mantı koydum tencereye. Yersiniz değil mi? Yok. Sağ olun. İyi. Tamam. Tamam. Dert etme sen. Bakarız biz başımızın çaresine. Hadi sen baş işine. Tamam ben içeri geçiyorum o zaman. Tekrar hoş geldin Ceren. Ceren diyebilirim değil mi? Tabii. Siz de bu planın içindesiniz herhalde. Dün gece yeğeninize benim yanımda Çınar dediniz. Şimdi böyle rahat rahat Umut dediğinize göre geleceğimi biliyordunuz. Gerçekleri öğrendiğimi de tabii. Ah pardon ya. Siz gerçek hala yeğen olmayabilirsiniz. Ben zaten sizi ilk gördüğümde çok genç bulmuştum. Yok ben Umut'un öz halasıyım. Yekten ne diyeceğimi de bilemedim. Madem sordunuz, şu eşikten de geçtiniz, doğruyu bilmek hakkınız tabii.
Ben açıkçası yeni mi sizle uğraştığını yeni öğrendim. Ama bilmenizi isterim ki ben her zaman Umut'un arkasındayım. Her adımında. Ve bu geceden sonra da kirpiği düşse sizden bilirim küçük hanım. Hala. Pardon. Pardon Umut'cum. Hadi sen istersen odana geç. Bizi biraz yalnız bırak. Tamam. Bu neydi şimdi? Sanki mağdur olan sizmişsiniz gibi. Anlayacaksın. Yakalanmasaydı da Umut bu aşamaya geçer miydi sence? Sanmıyorum. Ne konuşuyorlardır acaba? Ben de çok merak ediyorum. Yani Ceren ne tepki verecek onu merak ediyorum. Yani tamam sağduyulu bir kızı da sonuçta basıp polise gidebilir şu anda. Ne yapacağız o zaman? Devam edeceğiz. Umay. Bu kadar yol almışken vazgeçemeyiz. Umut yakalanmayı da yargılanmayı da göze aldı. Biz ifşa olmayacağız. Evet arkadaşlar kaç yıllık emeğimiz var. Ben demir gümüş ayı parmaklıkları ardında görmeden bu işten vazgeçmiyorum. Ya iyi de Umut abim olmadan, Ali olmadan yani biz bu planı başarabilecek miyiz? İnanıyor musunuz siz gerçekten buna? Günaydın. Ayşe. Hı. Ne yapıyorsun sen burada? Ha? Ben halamları göndermeye çalışıyorum çıkıp gelmişsin. Bir gümüş ay artık bizim evimizi biliyor. Benim nerede olduğumu biliyor. Kendi dikilebilir, polis dikebilir. Ha sen mantıklı insansın. Nasıl yapıyorsun böyle bir şey anlamadım ben. Tamam ya 5 dakika kahvaltı ederim giderim bir şey yok ya. Kızma. Sinirlenme hadi. Hoş geldin zaman. Ne hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Siz işe geç kalmadınız mı? Demir beni hasta biliyor. Öğleden sonra gider, iyileştim derim. Ben kovuldum. Ne? Bildin. Kovuldum. Güven, Güven Bey. Kovdu beni. Sebep? Bir şey mi yaşandı? Yok yaşanmadı da. E ne o zaman? Ya ne bileyim. Temizlik videosunu biliyorum. Bir sürü bir şeyini biliyorum adamın. Bence beni yakınında tutmak istemedi. Kusura bakmayın. Ne kusur küçüğüm? Yaptın sen yapacağını. Dinlen biraz. Bakarız sonrasına. Zaten şey yapmayın. Demir Gümüşay yani bu. Benim avucumun içinde bir şekilde ağzından girer, burnundan çıkar. Ben aldırırım seni işte sana. Canını sıkma kızım. Yeter! Umay'ımı sokmayın artık bu işlere. Umay'ım hassas. Abi olun da sakının küçüğünüzü biraz. Allah Allah. Hala biraz ağır oluyor. Yani büyüğümsün ama biraz ağır oluyor. Umay çıkmak isterse çıkar, kalmak isterse kalır. Kendi kararını kendi verir. Abla sen de anla artık. Yani geçmişi unut, hayatına devam et diyeceğin çocuklar değil bunlar. Sen ne diyorsun Gülcan ya, ne diyorsun? Boşuna mı sahip çıktık biz bu çocuklara? Bıraksaydık o zaman sokağa. Yazık, yazık emeklere, yazık. Sahip çıkmasaydın hala. Pabuç kadar dili var. Madem başımıza kakacaktın, utandırmak için mi sahip çıktın? Sana diyorum hala yüzüme bak. Kızım, sen uyu diye sabahlara kadar ninni söyledim ben senin başında. Sen ne yaptın? Gittin o katilin yanında sahtekar oldun. Gözümden sakındığım Ayşem katilin uşağı olmuş. Mahir.
Benim şoförü. Oğlum. Umut'un avukat oldu diye sevinirken kabadayı olmuş. Yetmedi. Bir de o katilin kızını benim evime soktunuz. Abimin karşısına diktiniz. Ne oldu? Acıdı mı? Yüreği titredi mi Demir Gümüşay'ın kızının? He? İntikam alacaklarmış. Adalet içinmiş. Tüm sizin üç kuruşluk aklınıza. Yeter. Yetmez. Yetmez dedim sana. O kız bir daha girmeyecek bu eve. Yoksa gider Demir Gümüşay'a her şeyi anlatırım. Bu böyle bilinsin. Hala, hayırdır? Şey yapıyorum. Dükkanın girdisini çıktısını kontrol ediyorum. Sen bir tablo yaptın ya bana oradan. Yardım edeyim mi? Yok yok, hayır bak ıslaksın. Sen git, seni zütün azıyor sonra. Git içeri sen. Tamam. Hadi. Şu hayvan ev adresi. Halime abla, benim. Sana işim düştü benim. Senin elin kolun uzundur. Görümcen gidiyor mu yine zengin evlerini temizliğe? Tamam. Bana Demir Gümüşay'ın ev adresi lazım. Yok yok. Orada bir iş imkanı varmış da. Benim yeğeni göndereceğim şoförlük için. Tamam. Hadi görüşürüz.